Merhaba, ben Kerem Çilli. Bugün size solar panel seçimi konusunda yardımcı olmak için bu videoyu çekiyorum. Şu an yanımda görmüş olduğunuz monokristal tip bir panel ve bizim için önemli olan noktası burada üzerindeki etiket ve o etikette yazan değerler. Tasarım yaparken en dikkat ettiğimiz konu bu oluyor. Tabii ki bu etiketin haricinde ürünün kendi data sheet'i dediğimiz bilgilerin yazdığı kağıtta çok daha detaylı bilgiler söz konusudur. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Burada en temel olarak kullanacağımız bilgiler vardır. Mesela bakıldığı zaman öncelikle şunu söyleyeyim. Bütün etiketler üzerinde örneğin 280 wattlık panel, 300 wattlık panel, 330 wattlık panel gibi yazan rakamlar standart test şartları dediğimiz STC olarak adlandırılan bir şart uygulanarak elde edilen rakamlar. Ne demek bu? Mesela 1,5 atmosfer basınçta 1000 watt bölü metrekare ışınım düzeyinde ve 25 santigrat derece gibi bir sıcaklıkta elde edilen güç değeri. Yani bu panel bu şartlar uygulandığında size 280 watt'a kadar güç verebilir diyor. O yüzden watt olarak adlandırılmıyor, watt peak olarak adlandırılıyor. Verebileceği en tepe değer size 280'dir. Hangi şartlarda? Standart test şartları dediğimiz biraz önce saydığım şartlarda bu gücü size verebilir. Şu yanlış bir algı oluyor. Genelde de çokça telefon alıyoruz bu konuda da insanlar hayal kırıklığına uğruyor çoğu zaman. Burada 280 watt yazıyorsa bu panel günün her saati size 280 watt vermeyecektir. Biraz önce söylediğim standart test şartlarındaki değerlere yakın değerler gelirse ancak bu panel size bu değeri verir. Sabah saatinde belki 5 watt, 10 wattla birlikte üretmeye başlayacak, 50 watt olacak, 100 watt olacak. Sonra öğlen saatlerinde hava açıksa belki o zaman 280 watt'a kadar çıkacak. Sonra yine aşağı doğru bir eğim söz konusu olacak. Yani 200'e düşecek, 150'ye düşecek, 100'e düşecek. Sonra yavaş yavaş sıfıra doğru inecek. O yüzden bir panel aldığınızda 280 wattlık panel aldığınızda günün her saati 280 üretmeyeceğini bilmenizde fayda var. Şimdi burada aslında pratik olarak şunu söyleyebiliriz. Etikette iki tane voltaj değeri ve iki tane de akım değeri var. Voltaj değerlerinin birincisi açık devre voltajı. Ne demek açık devre voltajı? Panelimizi aldık. Artı eksi iki tane kablomuz var. Ölçü aletiyle bunu ölçtük. Güneşli bir havada elde edebileceğimiz bir değer. O değer işte burada belirtilen, burada mesela 39,6 olarak belirtilen değer. Açık devre voltajı olarak konuşuluyor. Peki bir başka değer daha var. O da voltaj at maximum power diyor. Bazen maksimum güçteki voltaj ya da MPPT voltaj gibi farklı isimlerle adlandırılabilir. Bu da şu demek aslında. Bu paneli bir invertere bağladığımız zaman sistem çalışıyorken ki verebileceği maksimum voltaj değeri. O yüzden iki tane farklı voltaj değeri etikette yer alır. Bunun haricinde yine aynı şekilde iki tane farklı akım değeri yer alır. Birincisi kısa devre akımıdır. Yani bu her iki kabloyu birbirine kısa devre ettiğimizde alabileceğimiz bu panelden maksimum akım ne kadar onu burada belirtir. Mesela bu panelde 9,71 amper olarak gözükmekte. Bir de bu sistem tabii ki kısa devre olarak çalışmayacak. Bir invertere bağladığımız zaman inverterde her şey yolunda gittiğinde yine güneşli bir havada ve standart test şartları dediğimiz şartlarda size verebileceği maksimum akımdır. Aslında işinize yarayacak olan hesap kitap yaparken içinden geçecek akım budur. Ama tabii ki limitleri belirlerken de kısa devre akımına göre hesap kitap yapmak gerekir. Bunun haricinde başka ne yazıyor? Mesela burada çok önemli parametrelerden bir tanesi power tolerance diye adlandırılan satır. Power tolerans satırında mesela bu panel için artı eksi %3 demiş. Yani 270 wattlık panel, 280 wattlık panel yukarı doğru %3, aşağı doğru da %3 hareket edebilir. Yani
Bu panel fabrikadan çıktı. Belki de eksi toleranslı bir panel. 270-275 watt maksimum verebilecek bir panel olabilir demek. Ya da yukarı doğru artı yönlü %3 olarak bir artış söz konusu olabilir. Bu da yaklaşık 5-10 watt kadar, 280 değil de 290-285 gibi watt'a kadar çıkabileceğini belirten bir değer. Hem burada şunu tavsiye edebilirim size. Seçim yaparken tolerans değeri eksi olan bir panel yerine 0 ile artı değerler, sadece artı toleranslı olan panelleri tercih etmenizde avantaj var. Bu özellikle dizi inverter kullanıyorsanız, dizi inverterler panellerdeki bütün enerjide ortak bir nokta bulmaya çalışır. Maksimum güç noktası dediğimiz, mesela 20 tane paneli yan yana dizdiniz ve bir tanesi içlerinde negatif toleranslıysa diğer 19 tane panelinizde etkiler, üretiminizi aşağı yönlü çeker. O yüzden önemli bir parametredir bu. Bu satıra çok dikkat etmek gerekir ve mümkünse de pozitif toleranslı bir panel almak gerekir. Bunun haricinde overload protection der. Bazı ürünlerde sigorta akımı olarak belirtir. Protection fuse olarak yazar. Farklı farklı yazım şekilleri vardır ama burada önemli olan şudur. Herhangi bir ters durumda bu bypass diyotları vardır panellerin içerisinde. Bu bypass diyotların dayanabileceği maksimum akımdan bahsediyor aslında bize. Bu akım değeri de önemli. Tasarım yaparken ona göre sigorta yuvaları koymak ya da koymamak noktasında gerekli olup olmaması ile ilgili size fikir verebilir. İleri bir detaydır, teknik bir detaydır. Şu an ondan bahsetmeyeceğim. Maksimum sistem voltajı 1000 volt olarak gözüküyor. Şu anki sistemlerde standart olarak belirtilen voltaj değeri 1000 volt. Bundan belki 5 sene, 10 sene önce standart olarak kabul edilen voltaj değeri 600 volt seviyelerindeydi. Yarın için baktığımızda bundan 2 yıl, 3 yıl sonra belki standart 1500 volt olarak belirlenecek. Yani şu an bile 1500 volt kapasiteli, üst maksimum limitli inverterler, paneller bulunmakta. Bu bize verim anlamında avantaj sağlayacak ama o şu an konumuzun dışında farklı bir konu. Ama şunu söyleyebilirim burada. 1000 voltluk değer, bu panelleri birbirine bağladığınız zaman yapabileceğiniz maksimum dizi uzunluğu, seri bağlantı uzunluğu 1000 voltu geçmemesi lazım. Ve tabii ki dikkat etmeniz gereken noktadan bir tanesi de sıcaklıklar düştüğü zaman bu panellerin voltajları yukarı doğru çıkıyor. O yüzden sıcaklıklar mesela eksi 10 derecedeyken bile şu panelin üzerindeki voltajlar bağlandığında 1000'i geçmemesi gerekir. O yüzden tasarımda sadece buradaki voltaj değerine bakıp işte bu voltaj şu an mesela ne yazıyor? 39.6. İşte 39.6 yazıyor. Hesabını yaptığınızda 1000 voltu geçmeyecek bir dizi yapmanız sizin için doğru olmaz. Çünkü sıcaklık 0 dereceye düştüğünde, sıcaklık eksi 10 dereceye düştüğünde buradaki 39 volt belki 40 olacak, 41 olacak, 42 olacak. O yüzden bir paneli değerlendirirken, hesap yaparken bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bunun ne kadar değişeceği, yani eksi 10'a geldiğinde, eksi 10 santigratta ne kadar değişeceğini bize daha detaylı olan kullanım kitapçığı ya da datasheet olarak verilerinin yazdığı kağıda bakmamız lazım ki bu panel her sıcaklık değişiminde, her santigrat derecede ne kadar etkileniyor, ona göre de hesabımızı, kitabımızı yapmamız gerekir. Maximum number of cells 60 olarak belirtilmiş. 60 hücreli standart bir panelden bahsediyoruz şu an. Bunun dışında da application class A olarak belirtilmiş. Panellerde özellikle bazı standartlar söz konusu. Bu standartlara uymayan panellerde ya da üzerinde renkleriyle alakalı sıkıntıların olduğu ya da üstünde lekelerin olduğu, su izleri gibi benzer izlerin olduğu ya da basbarları tam düz olmayan, tam standarda uygun olmayan panellerde de application class mesela B olabiliyor, C olabiliyor. Daha uygun fiyatlı ve üretim garantisinin bu paneller kadar verilemediği panellerde piyasada bulmak mümkün. Ama tercih şudur, bunlar uzun soluklu sistemler ve uzun soluklu gidecek olan panellerde de yapmanız gereken şey
A-klas bir ürün almak ve minimum baş ağrısıyla sisteminizi uzun yıllar sorunsuz çalıştırmaktır. Solar panellerle ilgili detaylara girecek olursak, etiketin haricinde kullanım kitapçığında belirtilen ya da datasheet olarak adlandırılan bilgi kağıdındaki verilere bakacak olursak en dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi de sıcaklığa göre nasıl davrandığının göstergesi, sıcaklık katsayısı olarak adlandırılır. Eksi bir değerdir. Eksi 0.40 gibi, eksi 0.35 gibi, eksi 0.30 gibi. Bu şu anlama geliyor aslında. Her bir santigrat derece değişiminde eksi 0.40, eksi 0.30 gibi bir kayıptan söz edilir. Yani bir standart panel, üzerinde 280 watt yazan panelden bahsediyorduk. Yine ondan gidelim. Yaz aylarında hava sıcaklığı 30-35 derece olduğunda hücrenin üzerinde 50 dereceleri, 60 dereceleri, 70 dereceleri çok rahatlıkla görme şansınız olur. Özellikle sıcak bölgelerde çok daha mümkündür. Hatta başıma gelen bir örnekten bahsedeyim. Ankara'da bile 55 derece hücre sıcaklığına birebir şahit olmuşumdur. Bunun haricinde paneller her yıl yapısından dolayı %0.8, %1 iyi kalite panellerde ise %0.6, %0.5, %0.4 gibi her yıl kayıplara uğrarlar. Yani bu da şu demek, 10 sene sonrasında size %90 çıkış garanti etmek gibi, mesela 20 yıl sonra %80 çıkış garantisi vermek gibi garantilerden bahsederler. Aslında buradaki temel nokta her yıl %0.8, %1 kayıpların olduğunu zaten kabul etmektir. Bir başka önemli husus, panellerin içerisinde bulunan siyah kutuda olacak bypass diyot adedi. Standart olarak bir panelde genelde 3 tane bulunur ama bunun fazla olması size gölgelenme noktasında çok büyük avantaj sağlar. Çatınızda gölgeden kaçamıyorsanız eğer bypass diyot adedi fazla olan, örnek verecek olursam 6 bypass diyotlu bir panel alırsanız en azından gölge oluştuğu zaman %33 kayıp yerine %17-17.5 gibi bir kayıp oluşur. Daha avantajlı olursunuz. Bypass diyodu sayısının artması sizin için avantajdır. Bir diğer önemli husus busbar dediğimiz panellerin üzerindeki ince hatlardan bahsediyorum. Şu an mesela yanımda görmüş olduğunuz her iki üründe polikristal paneldir. Ama bir tanesi 4 busbar teknolojisiyle yapılmış bir panel, diğeri ise 5 busbar teknolojisiyle yapılmış bir paneldir. Üzerindeki küçük iletim hatlarını ince görebiliyorsunuz. Bunlar artı eksi artı eksi şeklinde 60 hücreyi birbirine bağlayan iletim hatlarıdır. Bütün hücrelerin ürettiği enerji bu hatlar üzerinden akar ve kablolar vasıtasıyla da invertere bağlanır. Bu sayının fazla olması da sizin için avantaj olacaktır. Hiç olmaması daha büyük avantaj olacaktır. Biraz önce bahsetmeye çalıştığım rear contact hücrede ön yüzde hiçbir iletim hattı yok. Bunun dışında panellerle ilgili aslında çok dikkat etmediğimiz bambaşka bir sıkıntı da söz konusu olabiliyor. Eğer kurgulamamızı düzgün yapmazsak, etiket değerlerine dikkat etmeyip rastgele bir tasarım yaparsak, özellikle kötü kalite hücrelerde kullanılırsa, bu tarz ürünlerde adı sanı belli olmayan panellerde genelde PID efekt dediğimiz bir efekt söz konusu oluyor. Özellikle de çerçeveli ürünlerde yakın olan hücrelerin enerji akışı sırasında elektronların o dış çerçeveye doğru kaçması ve toprağa iletilmesiyle birlikte zaman içerisinde hücrelerin artık özelliklerini yitirmesine neden olan bir efekt bu. Şurada 4 watt veren bir hücre yerine artık 2 watt veren bir hücre olduğunu düşünün ve bu sayı zaman içerisinde de artabiliyor. O yüzden ürün seçimi yaparken PID free olarak adlandırılan, yani PID'ye maruz kalmayan panel teknolojilerinden faydalanırsanız, o tarz ürünleri alırsanız avantajınız olacaktır. Bazı panellerde çerçeve olmadığından dolayı bu çok daha avantajlı bir halde olabiliyor. Şunu kesinlikle söyleyebilirim. İşin en sıkıntılı boyutu, PID efekte maruz kalan bir panel olduğu zaman fiziki olarak baktığımızda göremeyiz. Yani
"Aa evet, bu panel değişmiş, bunda PID efekt var." deme şansımız yok. Bu ancak özel cihazlarla görülebilen, anlaşılabilen bir durumdur. Ama genel olarak kurmuş olduğunuz mesela bir santraliniz varsa ya da bir çatı uygulamanız, burada da üretimin çok hızlı bir şekilde aşağı düşmesi, bir yıl öncesiyle bir yıl sonrasının çok fazla değişkenlik göstermesinde hemen bundan şüphelenebilirsiniz. PID efekte maruz kalmış olabilir panelleriniz. Hücreler de bu durumda çok daha az üretir ve bu da toplam üretiminize negatif yönde etki eder. PID efekt o yüzden çok dikkat edilmesi gereken, tercih edilirken de PID'ye maruz kalmayacağını iddia eden panellerden alınması gerekir.